Son dakika gelişmesi ekrandaki bugünün manşeti. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partili Başkan Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı duyuruldu. DEHA'nın belirlediği bir haber bu. Haber merkezimize ulaşan bilgi. Evinde ve belediye binasında halen arama yapıldığını söyleyelim. Şimdi ayrıntılar için bir telefon bağlantısı yapacağız. İstanbul Haber Müdürümüz Yağız Şenkal telefon attığımızda. Yağız Şenkal, günaydın. Neler aktaracaksın? Sabah 6'da bir operasyon yapıldı. Hem belediye hem de Başkan Ahmet Özer'in evine polis operasyon yaptı. Ve saat 6'da operasyon kapsamında hem evde hem de belediyede aramalar yapıldı. Aldığımız bilgiye göre CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüyor, Vatan Caddesi'nde olan. Biraz önce CHP İl Başkanı Özgür Çelik'le görüştüm. O da gözaltı kararını kendilerinin de öğrendiğini doğruladı. Ve kendisinin ve belediye başkanlarının da Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gideceğini belirtti. Sabah saatlerinde gerçekleşti bu gelişme. Henüz detayları tam olarak bilmemekle beraber daha önceden de Ahmet Özer hakkında seçim öncesinde bazı suçlamalar yapılmıştı. Basında bazı haberler çıkmıştı. Henüz tabii İstanbul Emniyetinden yapılmış net bir açıklama yok. Ancak bir terör operasyonu olabileceği yönünde bilgiler var. KCK terör örgütüne mensup ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yapıldığı iddia ediliyor bu operasyonun. Önümüzdeki dakikalarda daha net bilgilerle karşınızda olacağız ama Özgür Çelik'le yaptığım görüşmeden kabaca bilgi vereyim size. Yargı eliyle siyasete müdahale olarak değerlendirdi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik bu yapılan operasyonu ve gözaltı kararını ve CHP'li belediye başkanlarının, CHP Genel Başkan Yardımcılarının da Ahmet Özer'e destek olmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gideceği belirtildi. İstanbul Emniyetinden henüz net bir açıklama yok. Ancak operasyonun PKK terör örgütüne yönelik yapıldığı bilgisi ve iddiası var. Aynı şekilde operasyonun genişletileceği şeklinde bazı bilgiler var. Birkaç soruyla istersen ilerleyelim mi Yağız Şenkal? Çünkü söylediğin önemli. Özgür Çelik'in açıklamaları en azından önemli. Çünkü seçim öncesinde de adaylık sürecince Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de tartışılan isimlerden birisiydi. DEM Parti'ye yakınlığı da dolayısıyla bir eleştiri vardı. Şimdi emniyetten ve valilikten bir açıklama yok. Ama tahminler o ki terörle ilgili bir açıklama ya da bir gözaltı ya da bir operasyon ya da bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yanılıyor muyum? Özgür Çelik ne diyor? Ve günün manşeti herhalde bugün bu olacak. Aslında biraz daha net konuşabilirim. Şimdi henüz resmi bir açıklama yok ancak operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapmış. Yani bu bir terör operasyonu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması işlemini Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı bilgisi var. Bunun da en önemli iddialarından birinin Remzi Kartal ile PKK'lı Remzi Kartal'la bazı telefon görüşmelerinin yapıldığı iddiası. Tabii bunlar henüz savcılık aşamasında olacak bilgiler, soruşturma kapsamındaki bilgiler. Ancak bazı telefon görüşmeleri ve terör örgütüyle bazı irtibat, iltisak iddiaları var. Bunlar tabii henüz netleşmiş değil. Biraz önce CHP İl Başkanı Özgür Çelik'le görüştüğümde yargı eliyle siyasete müdahale olarak değerlendirdi. Ve bu gözaltı kararının ardından da Ahmet Özer'e destek olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına gideceklerini duyurdu. Bir kez daha söyleyelim. Sabah saatlerinde meydana gelen bir gelişme, önemli bir gelişme. Sabah 6 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ahmet Özer'in hem evine hem de Esenyurt Belediyesi'ne bir operasyon yaptı. İddia şu ki kapılar zorlanarak içeriye girildiğine yönelik bilgiler var ve aynı şekilde hem evde hem de makamda, belediye başkanı makamında aramalar yapıldı. Ahmet Özer'in 10 yıldır CHP üyesi olduğunu biliyoruz. Daha önceden rektörlük ve dekanlık yapmıştı üniversitelerde. Ve bir önceki dönemde de Ekrem İmamoğlu ile beraber belediyede çalışmıştı. Ardından da bu sene Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiş. Esenyurt biliyorsunuz Türkiye'nin İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri, nüfus anlamında en kalabalık ilçesi hatta. Oranın belediye başkanı seçilmişti Ahmet Özer.
Basında seçim sırasında hakkında bazı haberler çıkmıştı. Ve bugün de İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ahmet Özer'i bazı telefon görüşmeleri ve Kandil'le bir irtibat, telefon irtibatı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Fakat dediğim gibi bunlar henüz çok yeni bilgiler, çok sıcak bilgiler. Birçok bilgiye henüz teyide muhtaç. Önümüzdeki dakikalarda daha net bilgilerle karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz. Yağız Şenkal aktardı. Biz de bir kez daha toparlayalım. Son derece önemli bir gelişme ve muhtemelen bugünün manşeti olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le görüştüğünü ifade etti Yağız Şenkal. Bir siyasi yargı eliyle bir siyasi müdahale olduğunu ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi. Muhtemelen Genel Başkan'dan, Özgür Özel'den de bugün farklı açıklamalar gelecektir. Ve pek çok işte il ve ilçe yöneticisiyle belediye başkanına destek olmak amacıyla bir açıklama yapacağını söylediğini ifade etti. Seçim öncesini hatırlamakta fayda var. Adaylığı ortaya çıktığında İktidar tarafından ya da Cumhur İttifakı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bazı eleştiriler vardı. DEM Parti siyasetine yakın olduğu için seçim kazanılması için onun adayı gösterildiğine ilişkin böyle bir siyasi tartışma vardı. Hatta bu CHP içerisinde de tartışılan bir durumdu. Şimdi henüz net bir bilgi olmamakla birlikte şunu çıkarabiliyoruz. Operasyonun terörle mücadele ekipleri tarafından yapılması dolayısıyla bu bir terör operasyonu. Bakalım nasıl bir açıklama yapılacak? Valilikten ya da İstanbul Emniyetinden gelecek açıklamayı bekliyoruz. Ama siyaseten çok konuşulacak, çok tartışılacak bir operasyon olduğunu ifade edelim ki zaten az önce İstanbul Haber Müdürümüz Yağız Şenkal'da aktardı. Özgür Çelik'in yani İstanbul İl Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi operasyon olduğunu ifade ettiğini bir kez daha duyuralım. Yeni bir bilgi geldiği takdirde aktaracağız. Esenyurt, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evinde gözaltına alındı ve an itibariyle evinde ve Esenyurt Belediyesi'ndeki makamındaki aramalar da devam etmekte. Dün Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladık. Beştepe'deki törenlere bir bakalım. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım kadim devlet aklının milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörün sonlanması için yaptığı tarihi çağrının ardından gözlerin çevrildiği isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı MHP liderine destek verdi. Cumhur İttifakı ortağımızın yaklaşımı önyargısız değerlendirilmeli dedi. Yeni şeyler söylememiz gereken sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Aksi halde nevzuhur devletlerden ve toplumlardan bir farkımız kalmaz. Cumhurbaşkanı Beştepe'de eşi Emine Erdoğan'la birlikte ev sahipliğini yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı iç cephemizi sağlamlaştırmalıyız diye söyledi. İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Erdoğan'ın dikkat çeken bir çağrısı da vardı. Türkiye yüzyılı etrafında birleşelim dedi. Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir.